Değerli arkadaşlar, öncelikle ülke olarak dünyanın içerisinden geçtiği bu sıkıntılı durumdan maalesef biz de 11 Mart itibariyle ilk vakayı ülkemizde görerek biz de geçmeye başladık. Devletimiz özellikle Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bu işi gerçekten çok ciddiye alarak olabilecek en makul, en zayıf, küçük zayiatla inşallah atlatmak için gayret sarf ediyor. Bizler de yerel yönetimler olarak elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. O bağlamda ben kısaca neler yapıyoruz, neler yapmaya çalışıyoruz sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii olay 11.3.2020 tarihinde ilk görüldükten sonra biz de müdürlerimiz ve personelimizle acil toplantı yaparak koronavirüs ve korunma yollarına yönelik öncelikle personelimize eğitim verdirdik. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında ilgili personellerimizin bu konuda ihtiyacı olan personellerimizin idari izinli sayılması prosedürü tamamlandı. Personellerimizden izin talep edenlere de her türlü kolaylığı belediye olarak sağlamış olduk. Belediyemiz kurum içi ve ilçemiz vatandaşlarının sağlıklarını korumayı kendimize bir görev bilip dezenfekte çalışmalarına başladık. Kurum içerisinde personelimize yönelik hizmet binalarımızın tamamını dezenfekte ettik. Bu merkez binamız, Paşaköy binamız ve Algen binamız olmak üzere arkadaşlarımızın çalıştığı bütün alanları dezenfekte ederek steril hale getirmeye çalıştık. Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın konuya ilişkin daha farkında olması için gerekli tedbirleri almaları için yazılı ve görsel olarak sosyal medya hesaplarımızda, web sitemizde ve billboard kanallarıyla tanıtım videoları, görsel anlatımlar hazırlanarak vatandaşlarımıza sunuldu. Yine ilçemiz sınırlarında ortak kullanım alanlarındaki cadde, sokak, üst geçit gibi alanlar ekiplerimizle hızlı bir şekilde ilaçlama ve dezenfekte işlemleri yapılmıştır. Bu bağlamda bu alanlar günlük olarak riskler ortadan kaldırılıncaya kadar dezenfekte edilmeye devam edilecektir. İlçemizde bulunan tüm parkların dezenfekte işlemlerini tamamladık değerli arkadaşlar. Merkezdeki parkların çocuklarımızın gönül rahatlığıyla bu parklardan istifade edebilmesi için 6 Eylül olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah her hafta düzenli olarak ilçemizdeki parkların dezenfekte işlemlerini yapacağız. Yine ilçemizde bulunan 9 adet pazar yerlerinde vatandaşlarımız yokken pazar bittikten sonra akşamları bütün dezenfekte işlemleri ve temizlik işlemleri hassas bir şekilde yapılıyordu. Bugün sabah itibariyle pazar yeri alışveriş devam ederken de yine dezenfekte işlemlerine devam etme kararı aldık. Bugün ilk çarşamba pazarından başlayarak inşallah bundan sonra pazar yerlerinde de dezenfekte işlemlerimiz devam edecek. Yine malum şu an valiliğimiz bünyesinde oluşturulan çalışma takvimine göre 6 Eylül Belediye'mize de ilçemiz sınırları içerisinde ilkokul ve ortaokullar dezenfekte edilmesiyle ilgili görevlendirme yapıldı. Bugün itibariyle merkezdeki bütün ilkokul ve ortaokullarımızın dezenfekte işlemlerini tamamladık. Şu an kırsal mahallemizdeki ilkokul ve ortaokulların dezenfekte işlemlerine de devam ediyoruz. Okullar kapatıldığı için bu süreç içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine inşallah gerekli olan durumlarda müdahalelerimizi yapacağız. Yine sağlık ocakları, muhtarlık hizmet binaları, çöp konteynerleri, pazar yerleri, yeraltı çöp konteynerleri da dezenfekte edildi. Dezenfekte edilmeye devam edecek. Yine merkezdeki camilerimizin tamamının dezenfekte işlemleri tamamlandı. Kırsal mahallelerimizde de camilerimizin %90 oranında şu ana kadar dezenfekte işlemleri tamamlanmış oldu. Yine belediyemizde de yaptığımız bazı çalışmalarla ilgili de sonlandırma kararları almıştık. Bunlardan belediyemiz adına hizmet veren Türk Müziği Eğitimi ve Sanat Merkezimizin eğitimlerine ara verdik. Kültür faaliyetleri kapsamında organize edilmiş olan Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Programı'nı güvenlik tedbirleri kapsamında iptal ettik. İsmail Akçay Millet Kıraathanemizi güvenlik tedbirleri kapsamında bakanlıktan gelen talimattan önce kapatmış bulunduk. Algem kanalımızla sosyal marketimizden faydalanan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız bizlerden aldıkları kartla alışveriş yapabiliyorlardı.
Mart ayı içerisinde bu vatandaşlarımızın aldığı kartla bizden aldıkları maddi yardımı iki katına çıkarttık. Çünkü bununla ilgili vatandaşlarımızın talep gelmesi durumunda şu an yoğun bir şekilde market alışverişleri var. Vatandaşımız normal ayda alması gerektiğinden fazla alma ihtiyacı doğarsa vatandaşımızın sorununa çözüm üretmiş olalım düşüncesiyle bu kararı almış olduk. Yine değerli arkadaşlar, malum 60-65 yaş üzeri vatandaşlarımız, yaşlı, engelli vatandaşlarımız var. Buradan sizlerin huzurunuzda bu vatandaşlarımıza ve onların komşularına çağrıda bulunuyorum. Kesinlikle yaşlı, engelli, hasta olan vatandaşlarımız evlerini terk etmesinler. İhtiyaçları olduğu zaman herhangi bir şekilde market ihtiyacı, gıda ihtiyacı ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili 6 Eylül Belediye'mizin WhatsApp ihbar hattı var. 533-154-0101 ve yine çağrı merkezimiz 444-06-09'a bildirirlerse bu vatandaşlarımızla biz ilgilenir. Onların ihtiyaçlarını Algem kanalımızla evlerine kadar götürürüz. İnşallah o vatandaşlarımızı da bu süreçte sıkıntıyla karşı karşıya getirmemiş oluruz. Yine biz 6 Eylül olarak 65 yaş üzeri kimsesiz, hasta ve engelli vatandaşlarımızı Algem kanalımızla tespit ediyoruz. Tespit çalışması yapıyoruz. Bu vatandaşlarımız bize ulaşmasını beklemeksizin inşallah biz o vatandaşlarımızın sorularını çözmek için şimdiden çalışmalara başlayacağız. Ama bizim gözümüzden kaçanlarla ilgili de ben tekrar ediyorum, WhatsApp ihbar hattımıza ve 444-06-09'a vatandaşlarımız bildirirlerse biz de o vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmüş oluruz. Yine Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce yapı ruhsat işlerine ilişkin proje müelliflerince proje onayı işlemleri ALDO sistemiyle gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda da proje müellifleri ve yapı denetimlerin belediye ile çok fazla içli dışlı olmasının önüne geçilmiş oluyor. Değerli arkadaşlar, nikah işlemlerimizle ilgili özellikle artık nikah merasimi gelen İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeyle artık yasaklandı. Dolayısıyla bugünden sonra nikah işlemleri olan vatandaşlarımıza nikah merasimi yapmıyoruz. Sadece nikah isteyenlere nikah kıyma işlemi yapıyoruz. Bunu da sadece vatandaşlarımızın, evlenecek olan vatandaşlarımız ve yanında iki şahit olacak şekilde kabul ediyoruz. Buradan sizlerin kanalınızla vatandaşlarımızın bu konuda bize kolaylık göstermelerini, eğer vatandaşlarımız arzu ederlerse nikahlarını ileriki bir zamanda, daha rahat bir zamanda bu sıkıntıyı telafi etmek için belediye olarak üstümüze düşeni yapacağımızı sizlerin kanalında bildirmiş olalım. Yine belediyemiz iştiraki olan kafeteryaları da bu süreçte kapattık değerli arkadaşlar. Tabii İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeyle lokantalar hariç olmak üzere kafeteryaların kapatılması söz konusu oldu. Biz de bununla ilgili yoğun bir şekilde zabıta müdürlüklerimiz vasıtasıyla tarama faaliyetleri yapıyoruz. Kesinlikle herhangi bir çay ocağında vatandaşlarımızın oturarak bir araya gelmesinin önüne geçiyoruz değerli arkadaşlar. Esnafımızın çay sadece esnafa götürecekse çayı yapması ama bunun haricinde çay ikramında bulunmasını ve diğer esnafımızın da vatandaşlarımızı dükkanında oturtmamasını kesinlikle esnafımızdan talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, gerçekten çok hafife alınacak bir süreç değil, çok ciddi bir süreçle karşı karşıyayız. Panik yapmadan bütün tedbirleri el birlikte almak durumundayız. Bu tedbirleri el birlik alırsak inşallah hep beraber bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Yine özellikle belediyemiz saha personelleri için gerekli olan bütün maske, eldiven, tulum vesaire de bu konuda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Özellikle dezenfektan konusunda, koruyucu kıyafet konusunda gerekli bütün çalışmalarımızı yaptık. Şu anda yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye'miz de bu konuda eksik olan bizdeki ne kadar ilaç ve koruyucu malzeme olsun ne varsa bize gerekli desteği veriyorlar. Yine belediyemiz Pamukçu Ek Hizmet Binası'nda bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nce Pamukçu'daki bütün dezenfekte edilecek yerleri dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, özellikle Karesi Belediye'mizle beraber belediye hizmet binamızda da artık gelen vatandaşlarımızın bütün sorunlarını zemin kattaki beyaz masalarda çözüm üreterek
bütün müdürlüklerimizin, işte yapı kontrol müdürlüğümüzden, imar müdürlüğümüzden, işte mali hizmetler müdürlüğümüzden zemin katta çözerek vatandaşımızın yukarı çıkmasını artık gerektirecek bir durum bırakmıyoruz. Asansörleri bu süreçte kapattık. Vatandaşımız da belediyeye geldiği zaman sadece zemin katta işini görerek dönecek. Biz vatandaşlarımızın özellikle belediyemiz web sitesinden gerekli takipleri yaparak belediyemizle ilgili ihtiyaçlarının web sitesi kanalıyla, yapacakları ödemenin web sitesi kanalıyla yapmalarını, bizden talepler olursa yine hem web sitemize hem de WhatsApp ihbar hattına taleplerini bildirerek yapmalarını talep ediyoruz ve bu süreci inşallah bizler de üstümüze düşeni fazlasıyla yerine getirmeye çalışacağız. Bunun yanında bir eylem planı oluşturuyoruz. Bu eylem planıyla inşallah bu yaptıklarımızı belli bir süreç içerisinde, belli bir plan çerçevesi içerisinde kademe kademe ilerleteceğiz. Yine değerli arkadaşlar, malum biliyorsunuz kahvehaneler kapatıldı. Esnaflarımız zorunlu ve sıkıntılı bir süreç içerisine giriyor. Biz de bizim kiracımız olan bu konuda, bu süreçte dükkanını kapatmak zorunda olan esnafımıza kira konusunda kolaylık sağlıyoruz. Onların bu süreçteki inşallah aldığımız kararla kiralarını almamış olacağız. Onlara belediye olarak da böyle bir katkıda bulunmuş olacağız. Değerli arkadaşlar, Park Bahçeler Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde 4 birimde, her bir birimimizde 6 tane sağlık işlerinde, 10 tane temizlik işlerinde, 6 tane park bahçelerde, 10 tane de fen işlerinde olmak üzere gruplar oluşturduk. Bu gruplar sürekli olarak dezenfekte işleriyle yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Personelimizi de şu konuda bilinçlendirdik. Gerektiği durumda kesinlikle bizim 600 aşkın personelimiz var. Her bir personelimiz 6 Eylül ilçemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın bu konuda ihtiyacını gidermek için her bir personelimiz bu konuda gönüllü bir şekilde çalışacak. Yine merkezde bütün işte demin bahsettik sağlık ocaklarını yaptığımız gibi siyasi parti temsilcilerimizin de ilçe başkanlıklarının binalarının tek tek dezenfektelerini yaptık. Değerli arkadaşlar, benim size hızlı bir şekilde vereceğim bilgiler bunlardan ibaret. Tabii bu esnada biz zabıtaya da özellikle denetim konusunda çok hassas olmalarını söylüyoruz. Zabıta da denetim konusunda çok hassas bir şekilde çalışıyor. İlçemizde bir şekilde vatandaşımızın bu zorlu süreçte suistimal ederek buradan nemalanmaya çalışanlar olursa bunları da kesinlikle vatandaşlarımızın bize bildirmesi, vatandaşlarımızın bildirdiği takdirde de belediye olarak bu konuda gerekli ceza işlemlerin takipçisi olacağımızı, uygulayacağımızı da buradan sizler vesilesiyle bildirmiş olalım.